İzlediğiniz video 24 saat önce kaydedildi. Sadece izleyin. Bu görüntüler 24 saat önce sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görüntüler hakkında araştırma yaptığımda bir İspanyol haber sitesinden bazı bilgiler aldım. İspanyol uyruklu haber sitesinde olay tam olarak şöyle geçmekteydi. Manşet kısmında yaralı olduğu belirtilen zombi kadın Amerikan Birleşik Devletleri Polis Birliği tarafından etkisiz hale getirildi. Konu hakkında yaptığım bir diğer araştırmada ise bu videoyu çeken kadının haber bültenlerine verdiği konuşmayı buldum. Kadının açıklamaları ise tam olarak şöyleydi. Dışarıdan duyduğum çığlık sesleri üzerine cama yöneldim. Cama yöneldiğimde ise bir kadının yaralı bir şekilde çığlık atarak etrafına bakıp yürüdüğünü fark ettim. Kadın diş etmenlere herhangi bir tepki vermiyordu. Sadece çığlık atıyordu. Kadının üzerinden akan kanlar ve yüzündeki değişimi fark ettim. Ten rengi beyazlamış, göz bebekleri renk değiştirmişti. Saçları hafiften dökülme ve kararma gibi belirtiler vardı. Kadın aslında yaşlı mıydı değil miydi bilmiyorum. En azından kadının camdan görüntüsü bana tam olarak bu hissiyatı oluşturdu. Kadın çığlıklar atarak ilerlemeye başladı ve çok büyük bir dehşete düştüm. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Haber sitelerindeki bilgilerin tamamı bu şekilde. Toplamda 8 farklı İspanyol uyruklu haber sitesini takip ettim. Olay yeni yakın zamanda yaşandığı için herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Fakat bu görüntülerden sonra haber sitesinde paylaşılan bir diğer bilgi ise kadının polislerle konuşmaya çalıştığı. En azından videoyu çeken kişi sadece çığlık attığını söylese de haber sitelerinde ve polisin tutanağında kadının insan olduğu tarzında bir betimleme yapılmış. Yani bizimle konuşmaya çalıştı. Fakat çevrede ne bu videoyu çeken ne de diğer insanlar kadının konuştuğuna dair hiçbir bilgi vermemiştir. Polis kadını birkaç defa uyardıktan sonra kadının üzerine doğru yönelip kadını etkisiz hale getirmeden onu gözaltına almıştır. Hemen sağlık birimleri olay yerine intikal edip kadını bulunduğu bölgedeki en yakın hastaneye götürmüştür. Kadının üzerine farklı araştırmalar yapılacağı yönünde bazı bilgilendirmeler olsa da kadının psikolojik sorun yaşadığı yönünde de bazı iddialar var. Fakat özellikle Amerika ve İspanya gibi zombi silahına hazırlık yapan, bu konuda araştırma yapan ve bilgili insanların olduğu bir toplulukta bu direkt zombi vakası olarak kayıtlara geçti. En azından halk arasında. Akıllarınıza ilk şu soru gelmiştir. Bu eğer bir zombi vakasıysa neden kadın polislere saldırmadı? Onları parçalamadı. Kadın neden çevresinde herhangi bir şiddet eğilimi göstermedi? Bu soruya vereceğim yanıt ise şu şekildedir. Kadına hangi virüsün bulaştığı hakkında bir bilgi yok ve doğru bir bilgilendirme geleceğine de şüpheliyim. Üstelik böyle vakaları daha önce defalarca kez yaşadık. Diğerlerinde bir şiddet eğilimi olsa da yakın zamanda yaşanan bu vakada herhangi bir çevresel bir şiddet eğilimi yaşanmamıştır. Bu virüsün etkisinden kaynaklı olabilir. Yani virüs henüz kuluçka süresinde olabilir. Kadının o anki virüsü ilk kaptığı durum olabilir. Fakat kadının virüsü ilk kaptığını varsayarsak vücudunda bu denli hızlı değişimler cidden ürpertici oldu. Video içerisinde dikkatlice incelediğinizde kadının sağa sola bakıp durmadan yürüdüğünü görüyorsunuz. Yani herhangi bir dış etmen tarafından uyarılmamış. Çünkü motor kabiliyetleri tamamıyla yerinde. Yani kadın yürüyor fakat isterse koşabilirdi. Yani dış uyarıcılara tepki vermeyen bu kadının saldırmaması gayet normal bir olay. Çünkü diğer dış etmenlere de hiçbir tepki verilmemişti. Belki virüsün çok düşük bir dozuydu. Belki de gerçekten bir psikolojik sorundu. Fakat son zamanda yaşanan bu vakalar özellikle dünyanın gözünü Kudüs'e çevirip Kudüs'te bir sorun çıkartmaları, ardından böyle bir vaka yaşanması. Ki Instagram hesabımızı takip eden dostlarımızın bileceği üzere ben sizlere çok yakın bir zamanda bu olayın normal olmadığını, yani bütün dünyanın gözünü aynı yöne dikmesinin altında çok farklı bir sebep yatabileceğini söylemiştim. Bu paylaşımı yapalı 48 saatten az oldu.
ve benim bu paylaşımımdan sonra böyle bir olay yaşanması cidden ürpertici oldu. Belki de kadın yakın zamanda, yani enfekte olduktan hemen sonra keşfedilmeseydi, dış etmenlere tepki verecek şekilde virüs vücudu tamamen ele geçirip bu kadının başka bir bireye saldırdığına, belki de polislere saldırdığına dair bir video daha görecektik. Fakat kadın erken tespit edilmişti. Konuyu çok yakından takip edeceğim. Eğer herhangi bir gelişme veya bir açıklama olursa, bu herhangi bir sağlık veya emniyet departmanı olabilir, bunu en kısa zamanda Instagram üzerinden size bildirip, önemli bir gelişme ise YouTube'da bir video şeklinde paylaşacağım. Bu tarz bilgi içeriklerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, destek için videoyu beğenebilirsiniz. Üstelik yazılı paylaşımlarımız, anket ve testlerimize katılmak isterseniz açıklama kısmında bıraktığım Instagram sayfamızın linkine tıklayarak direkt olarak Instagram sayfamıza geçiş yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalmanız, kimsenin düşünemediklerini düşünmeniz ve kimsenin fark edemediklerini görmeniz dileğiyle.